12. soruda bize bir parça vermiş, bir kalıtsal rahatsızlıkla ilgili ve bu parçadan bazı çıkarımlarda bulunmamızı istiyor. Bakalım bu parçada bize ne anlatmış. Sıtma hastalığına karşı özellikle yüksek direnç gösteren kişiler başka bir ölümcül hastalığın taşıyıcısıdır. Orak hücre anemisi. Bunun nasıl olduğunu anlamak için her iki hastalığın özelliklerini biraz bilmemiz gerekiyor. Sıtma sivrisinekler tarafından taşınan bir parazit türüdür. Sıtma kırmızı kan hücrelerini işgal edip üreyerek hastalığa neden olur. Bu döngü sıtma tedavisi vücudun kendi savunma mekanizmaları ve ölüm yoluyla parazitler durduruluncaya kadar devam eder. Orak hücre anemisi kırmızı kan hücrelerinin şekil ve yapısında değişiklik neden olduğu için damarlarda rahatça dolaşmalarını ve vücuda yeterli oksijen taşımalarını zorlaştırır. Fakat diğer yandan kan hücrelerinin gen yapısının değişime uğradığı için sıtma parazitlerin kafası karışır ve kan hücrelerine bağlanıp sızmakta zorlanırlar. Sonuç olarak orak hücreleri olanlar doğal olarak sıtmadan korunmaktadırlar. Yani bize bir avantaj sağlamış oluyor. Orak hücre anemisine yakalanmadan sıtmaya karşı sağladığı korunmadan faydalanmanız mümkün. Yani bu hastalık olmadan da bu sıtmaya karşı ne yapabiliyormuşuz? Korunabiliyormuşuz. Tabii bu hastalığa sahip olanlar. Bunun için orak hücre geninin taşıyıcı olmanız yeterli. Orak hücre anemisine yakalanmak için her ebeveynden birer tane olmak üzere bu genin iki kopyasını taşımak gerekir. Yani biz eğer orak hücreli anemi hastalığı olmamız için mutlaka annemizden ve babamızdan bu geni ne yapmamız lazım? Almamız gerekiyor. Sadece birini alırsak sıtmaya direnmek için yeterli anormal hemoglobinlere sahip oluruz. Fakat ne almamış oluruz? Hasta değil, taşıyıcı olmuş oluruz. Burada çıkarımlara bakalım. Orak hücreli anemi mutasyon sonucu oluşur diyor. Bakın, burada bize ne söyledi? Orak hücreli anemiyi anlatırken gen yapısı, bu kan hücrelerinin gen yapısının değişime uğradığını söylüyor. Yani evet, bu hastalık mutasyon sonucu oluşuyor. Bazı mutasyonlar bize avantaj sağlayabilirler. Bu zaten bu parçanın ana fikri. Bu sıtma hastalığına karşı bu kalıtsal hastalık mutasyon bize ne yapmış? Bir avantaj sağlamıştır. Orak hücreli anemi hastası olmak için anneden gelen genler yeterlidir. Şimdi bakın bu şu son paragrafta anlatıyor bunu. Orak hücreli anemi hastası olmak için bu genin iki kopyasını taşımak gerekir. Yani hem anneden hem babadan bunu almak gerekir. Sıtmadan korunmak için sadece bir tanesi yeterlidir. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Doğru cevap Ceyhan'dır diyoruz.